Evet bu defa e, genel oyun kültürü e, konuşmamız e, sırasında bahsetmek istediğim önemli bir şey var. E, şimdi bizim özellikle Türkiye'de e, tasarım içeren, e, dizayn, işte düşünce fikir e, üretim vesaire gibi e, konuları içeren ee, yaklaşımlarda işte bu oyun tasarımı olsun, kimi zaman e, yani sadece görsel bir poster tasarımı olsun vesaire, yani bunlar gibi pek çok şeydi. Ama genellikle tabii ki oyun tasarımı e, buna dahil. Şimdi e, oyun tasarımı yani bu bahsettiğimiz medyumlarda e, bizim genellikle Türkiye'de e, yapmayı e, alışkanlık edindiğimiz bir şey var. Mükemmel olsun istiyoruz. Şimdi bu e, ne kadar doğru e, ve bu hadi doğruluk çok göreceli bir şeydir. E, tabii ki bu konuda haklısınız. E, doğruluk demesek bile en azından e, bunun örneklerinin ve başarılı olan örneklerinin özellikle nasıl olduğunu ve e, acaba e, daha farklı bakabilir miyiz e, sorusunu biraz konuşalım isterim. Bunun için şöyle bir örnek vermeyi isterim. Örneğin daha henüz çıktı yani birkaç gün oldu çıkalı Mass Effect Andromeda oyununun grafiksel olarak hatalarından dem vuruluyor. Yani işte animasyon hataları, bazı glitchler, tuhaf tuhaf görseller gibi veya yüz animasyonları gibi konulardan mesela çok fazla kişi şikayetçi olmuş. Şimdi biz de mesela şunu çok görüyoruz. bir oyun yaparken herhangi bir sanat çalışması yürütürken işte mükemmel olmalı, hatasız olmalı, işte ya şuradaki karakter niye kötü yürüyor? İşte şuradaki animasyon niye böyle olmuş? Ya şurada bir bug var. Oyunu işte şöyle olmuş, böyle olmuş diye diye çıkarmaktan vazgeçilen oyunlar var. Yani oraya kadar varmış iş. Hani o kadar ki hani tamamen artık böyle küçücük birkaç hatayı düşünerek yaratılmış koskoca dünyadan vazgeçilmeye kadar varabiliyor bu. E, bunu görmek e, hem biraz üzücü hem de sektörel açıdan aslında e, kişisel olarak en azından yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey. E, bu da ne demek? Şu demek yani e, hani bırakalım oyunlar biraz hatalı da olsa... Böyle biraz bazı komik görseller de olsa... Komik durumlar da olsa... Bırakalım çıksınlar. Bırakalım üretilsinler. Çünkü bunun yanlış olmadığını... Yanlış bir şey olmadığını... Özellikle çok büyük birkaç firmaya bakarsak görebiliriz. Bunlardan en büyük ve canlı örneği Blizzard. Blizzard'ın eğer oyunlarını oynuyorsanız... Veya takip ediyorsanız şunu bilirsiniz. Her oyunu... Çok 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 erken bir aşamada e, alfa aşaması adı altında çıkar, teste sunulur, e, sunulduğu test e, durumlarında test günlerinde yani çok 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 e, problem çözülür ve hatta e, oyuncularla birlikte çözüme gidilen çok problem vardır. Yani. Ee, oyunu oynarsınız oynadıkça bir şeyler keşfedersiniz forumlara yazarsınız internette bununla ilgili şikayetlerde bulunursunuz ve oyun firması yani Blizzard bunları yavaş yavaş e, düzeltir toparlar ve e, böyle hani belli bir noktadan sonra da artık çözüme doğru getirir. Yani bu e, tabi yani şöyle yaklaşmak gerekir. Hani sonuna kadar ve oynanmayacak kadar hatalı e, kabul edilebilecek oyunların çıkmasından bahsetmiyoruz. Biz daha çok şöyle bir şeyden bahsediyoruz. E, yani bir oyun çıkaracak olduktan sonra hani bir, bir şey e, ortaya e, sunacak olduktan sonra oynanabilir belli bir noktaya geldiğinde e, artık belirli hataların ...update'lerle, güncellemelerle, işte belki hotfix'lerle zamanı geldiğinde... ...düzenlenebilmesine izin vermekten bahsediyorum. Çünkü görüyoruz çok komik hatalarla çok büyük oyunlar çıkabiliyor... ...ve bu oyunlar yine de çok ciddi başarılara ulaşıyor. Yani bu son dönemde belki biraz artmış olabilir tabii ki yani... Daha ilk günden patch çıkaran çok oyun birikti. Evet bu da doğru. Ama neticede e, şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bu oyunları tasarlayan ekipler yüz, belki bazen yüzlerce kişilik ekipler. Evet bazen 10-15 kişilik bazen 25-30 kişilik ama bazen de yüzlerce kişi kişilik ekipler. E, ve yani bu insanlar e, buna belli bir karar veriyorlar. Ee, hani bu bunlar oturup e, uzunca bunu düşünüyorlar ve bu düşünmelerin sonucunda e, böyle kararlara varıyorlar. E, yani neticede hani o kadar insan e, bunu çıkarırken tabii ki zaten bu hataları, bu herkesin fark ettiği şeyleri fark ediyordur ve görüyordur. Yani burada önemli olan şey e, bu hatalara odaklanmak yerine. Yani elimizde olan şeyin güzelliğini düşünüp, elimizde olan şeyin oynanabilirliğini düşünüp, ona odaklanıp daha sonra ufak tefek hataları düzeltmek gibi bir yaklaşım olmalı diye düşünüyorum. Bir, bir ikinci olarak bahsetmek istediğim şey de şu: Tabii herkes elindeki işin mükemmel olmasını ister ama şunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir. Dünyadaki hiçbir iş mükemmel çıkmamıştır. Hiçbir iş, hiçbir zaman mükemmel çıkmamıştır. Skyrim yani hata düzeltme modları bile zaten yeterince yüksek sayıda yani çok çok fazla hata düzeltme modu var mesela. Bunlar oyunun içerisinde olan şeyler yani demek ki bunlar var ki düzeltiliyor. Yani hani. E bütün bunları göz önünde bulundurursak, hani şunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Bütün buradan e, oyun tasarımcı olarak e, karşılaştığım, oyun tasarımcı olarak kendini tanıtan ve onlarla e, yaptığım görüşmeler sonucunda da vardığım bir kanıdır bu. Ee, hani bu kadar mükemmeliyetçi olup elimizdeki güzel oyunun e, çıkışını ortaya çıkmasını insanlarla buluşmasını bu denli bekletmek ve sırf bu küçücük hatalar yüzünden moral bozup e, işte e, yani daha böyle e, işiten uzaklaşmak mesela bu da çok karşılaştığım bir şey işten soğumak uzaklaşmak. Yani bunlar bizi kesinlikle geri adım attırır ve yapmak istediğimizden başka bir yere taşır diye düşünüyorum. Yani söylemek istediğimin özü her oyunda ve her tasarımda hata olur. Özellikle çok büyük bir iş peşindeyseniz hata olur. Ve bu olan hatalar doğaldır. Bu hatalarla çıkması normaldir. Zamanla bu hataların düzeltilmesi, güncelleme yayınlanarak bunların toparlanması da son derece olası ve aslında hatta oldukça da normaldir beklenen bir şeydir. Yani oyuncunuz size neden hatalı diye çok fazla sormaz daha çok bunu ne zaman düzelteceksiniz diye sorar. Dolayısıyla yani e, hani bu hataları e, görmezden gelmeyi ve daha sonra düzeltecek e, olduğunuzu bilmek e, önemlidir, yardımı olur. Belki de oyununuzun e, çok e, istediği kitleye ulaşabilmesini çok daha çabuk sağlayıp belki de düzenle düzenlemeleriniz için e, çok daha çabuk size imkan ve motivasyon verebilecektir.